Merhaba arkadaşlar, Yerimde Duramıyorum kanalına hoş geldiniz. Kilo verme programında 6. haftayı geride bıraktık ve toplamda 6 haftada 11,5 kilo vererek 6 haftada 11,5 kilo nasıl verilir sorusunu cevaplamak için karşınızdayım. Şöyle söyleyeyim, kilo verme programımız 2 aylık bir çalışma periyodu ile sonlanacak. Biz ise şu an için 6. haftanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düzenli olarak haftalık 2'şer kilo vererek 5 haftayı tamamlamıştım ve 5 hafta sonunda toplamda 10 kilo vermiştim. Bu hafta ise çekmiş olduğum videoda da görmüş olduğunuz üzere 6. haftada 1,5 kilo verdim ancak. 1,5 kilo vererek 6 hafta sonunda 11,5 kilo programa başladığımdan beri 11,5 kilo vermiş oldum. Yani 87,5 kilo ile başlamış olduğum kilo verme programı 6. hafta sonunda 76 kiloya kadar düştüm. Yani 87,5 ile başladım. 11,5 kilo vererek 76,5 kiloya kadar geriledim. Bunu nasıl yaptım diye merak ediyorsanız bugüne kadar çekmiş olduğum videolarda bunların cevaplarını bulabilirsiniz. Ama ben kısaca değinmek gerekirse spor salonuna tabii ki spor salonuna giderek ve beslenmeme dikkat ederek sağlamış oldum. Buna başlamamın tabii belli bir sebepleri vardı. Çok aşırı kiloluydum. İlk baştaki videolarımda söylemiş olduğum gibi oturduğum yerde çorabımı giyemiyordum, göbeğim katlanmıyordu. Çok şişti. Bu sayede düzensiz bir beslenmem vardı. Gece uykularım yoktu vesaire. Gece yiyip yatıyordum saat 3, 4, 5 gibi. Hani bu bana hep kilo olarak geri döndü. Ve hareketsiz bir yaşantım vardı. Bu yüzden hareketli bir yaşantıyla yeme kısmını düzene sokarak ve spor yaparak bu şekilde 6 hafta 11,5 kiloyu vermeye başardım. İlk haftalarda antrenmanlarım tabii ki çok ağır değildi. Sonuçta yeni bir spora başlıyordum ve sakatlanmak da istemezdim. Fitness'a yazıldım. İlk başlarda 6 yer hareketiyle sizlerin karşınızdaydım. Bunları ilk etapta 3x10 şeklinde sürdürüyordum. Daha sonraki 2. ve 3. haftalarda bu hareketleri 3x15'e çıkarttım. Daha sonra yer hareketlerinin sayısını 6'dan 9'a çıkarttım. Ama son 3 hareketi mesela yine tekrar 3x10 şeklinde diğer ilk 6 hareketi 3x15 şeklinde uyguladım. Daha da sonraki haftalarda yani 5. ve 6. haftalarda ise bu toplam 9 yer hareketini 3x15'e çıkartarak bu şekilde bir karın bölgesini inceltmeye yönelik bir çalışma uyguladım. Tabii bunların hepsi benden kalori olarak gittiği için haliyle kilo da verdim. Bunun dışında ağırlık antrenmanlarım oldu. Bunları kayda alamadım. Ama 45 dakikalık bir çalışma koşu bandında kalori yakma antrenmanlarım oldu. Bunları her defasında kayda aldım. Bu antrenmanlarım yine ilk baştaki videolarımda 30 dakikalık süreyle sınırlıydı. Çünkü yeni bir spora başlamıştım. Ve dediğim gibi sakatlanmak ve zorlanmak istemiyordum. Yavaş yavaş düzenli bir şekilde sporumu yaparak İlk başta 30 dakika başladığım koşu bandındaki tempolu yürüyüş ve koşu şeklindeki yani 5 dakika tempolu yürüyüş yapıyorsam 10 dakika koşuyordum. Yani bu şekilde ilk başta 30 dakikalık bir periyotla başladım. Daha sonra ilerleyen haftalarda bu çıtayı yükselterek 45 dakikaya kadar çıkarttım. İlk haftalarda yakmış olduğum kalori 30 dakikada 500 yani 300 kaloriden başlayarak 500 kaloriye kadar en son 570-575 kalorilere kadar çıktı. Tabii
İlk zamanlarda 30 dakika başladığı kaşık bandında kalori yakmaya, son zamanlarda 45 dakikaya ve son 2 haftada 45 dakika koşuyorum. Ekstra koşu bandının rampaya da yükselterek daha fazla kalori yakmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam etti. Yani sürekli üstüne koyarak bu şekilde antrenmanlarımı sürdürdüm ve 6. haftanın sonuna geldim. 87,5 kiloyla başlamış olduğum kilo verme programına 6. hafta sonunda bu şekilde çalışmayla ve düzenli de beslenmeyle 76 kiloya kadar düştüm. Yani 6 haftada 11,5 kilo bu şekilde vermiş oldum. Biraz da beslenmeden bahsedecek olursak, gece geç saatlerde yemeği artık kestim. Saat 8'den sonra mümkün oldukça hiçbir şey yemedim. Karnım çok acıktıysa bir meyve falan yedim. Hani böyle artık uyutmayacak şekilde böyle bir açlık hissettiysem. Ama yemeye yemeye vücut da tabii buna alışıyor. Eskiden yedikçe yiyesim geliyordu ama spor yapıp yemeği kıstığım zaman tabii insanın bir yememeye de bir alışkanlığı oluyor ve yemeği gün içerisinde aramadığı zamanlar da olabiliyor. Öğünlerimi porsiyon olarak bir porsiyonsa bunu yarım porsiyona düşürmeye çalıştım. Mümkün oldukça ekmek tüketimini azaltmaya çalıştım. Ve bu şekilde 6 haftanın sonuna gelmiş olduk. Bizim kilo verme programımız 8 haftalık, yani 2 aylık bir program arkadaşlar. 6. haftayı bitirdik. Geriye kalan 7. ve 8. haftalarda da yine bu şekilde karşınıza çıkıp hafta içerisinde yapmış olduğum antrenmanların tanıtım videolarıyla hafta sonunda da o haftanın kazandırmış olduğu neler, kaç kilo vermişim. Bugün çekmiş olduğum ilk videodaki gibi tanıtım videolarıyla karşınıza tekrar geleceğim arkadaşlar. 6. haftayı bu şekilde tamamladık, bitirdik. 7. ve 8. haftalarda da çekeceğim videolarla bu kilo verme programını artık sonlandırmış olacağız. Kanalıma abone olarak yapmış olduğum tüm antrenmanları ve hafta sonunda düzenli olarak kaç kilo verebildim, haftalık kaç kilo verdim. Mesela arkadaşlar, düzenli olarak ilk 5 hafta 2'şer kilo verip 10 kilo vermiştim ama bu hafta 6. kilo, 6. haftam, bu hafta 2 kilo veremedim mesela, 1,5 kilo verebildim. Yani bu yüzden 11,5 kiloya ulaştım. Bakalım 7. ve 8. haftalarda 2 kilo verebilir miyim ya da tekrar 1,5 kiloyla mı devam ederim ya da 1 kilo mu verebileceğim. Bunu ilerleyen videolarda seyredeceğiz. Sonuç olarak kalori yakıyoruz. Bizim yağlarımızdan gidiyor. Vücut belli bir seviyeye geldikten sonra kilo verme hızı düşüyor arkadaşlar. Bunu ben yani bu hafta 6. haftada da gözlemledim. Her ne kadar ben yani belki beslenmiyorum, bu hafta o kadar dikkat edememiş olsam da antrenmanlarım ağır geçti. Ortalama 4 saat sürüyor bir antrenmanım. Hani koşu bandında ramp ayarını yükseltmek olsun, 3x15 şeklinde yer hareketlerimi uygulamak olsun. Bunlar benden hep kalori olarak çıkmış olsa da demek ki vücudun da verebileceği bir kilo var. Bunun dışına da çıkılamıyor. Sonuç itibariyle 6 haftada 11,5 kilo vermiş oldum. Merak ediyorum 7. ve 8. haftalarda da vücut acaba 2 kilo verdirebilecek mi? Ya da tekrar bu hafta olduğu gibi 1,5 kiloyla mı devam edeceğim ya da belki çalışmalarım sonucunda 1 kilo da verebilirim. Bunu 7. ve 8. haftalarda çekeceğim videolarda göreceğiz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar, videoyu fazla uzatmadan 7. hafta çekeceğim videolarda görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yerinde duramıyorum kanalına abone olarak yapmış olduğum tüm antrenmanlarımı ve vermiş olduğum tüm kilolarımı bu çekmiş olduğum videolarda seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.